Beşinci sorumuza geldik. 20 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Hangisinin finalinde karşılaşan iki tenisçinin maçını yerinde seyreden biri Paris'tedir? A. Wimbledon, B. Avustralya Açık, C. Roland Garros, D. Amerika Açık. Spor hiç bilmediğim bir alan. O yüzden telefon jokerimi kullanmak istiyorum. Tabii ki yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Talar Cilacı, Yusuf Çorakçı, Hüseyin Berksu Belen. Kimi arayalım? Yusuf Çorakçı'yı arayalım, abim. Ne işle meşguldür? Kendisi aslında Japon dili edebiyatını bitirdi ama sporla çok haşır neşir olan biri. Tahmin ederim bilecektir tenisi. Aslında futbolu çok seviyor ama belki tenisi de biliyordur. Umarım. İyi akşamlar Yusuf Bey, Kenan İmirzalıoğlu ben. Nasılsınız? İyi akşamlar Kenan Bey, teşekkürler. Sizler nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim, çok naziksiniz. Efendim yarışmacımız Zeynep Çorakçı Yazıcıoğlu. Beşinci soruda takıldı, size danışmak istedi. Tabii ki ben de kendisiyle gurur duyuyorum. Oldukça heyecanlıyım. Dilerim Zeynep'e yardım edebilirim. Umarım. Zeynep Hanım şimdi soruyu okuyacak. 30 saniye süreniz olacak. Hazır mısınız? Hazırım. Hangisinin finalinde karşılaşan iki tenisçinin maçını yerinde seyreden biri Paris'tedir? Wimbledon, Avustralya Açık, Roland Garros, Amerika Açık. Hangisinin finalinde karşılaşan iki tenisçinin maçını yerinde seyreden biri Paris'tedir? Paris'te olanı arıyoruz. A. Wimbledon. Hangileri? A. Wimbledon, B. Avustralya Açık, C. Roland Garros, D. Amerika Açık. A diye düşünüyorum. Wimbledon, tamam. Evet. Güveniyorum sana. Güveneceğim. A. Wimbledon son kararım. Bu dört şıktan hangisi size Fransızca geliyor? Fransızcaya daha yakın geliyor. Aslında soruyu çok anlayamadım. Öyle mi? Evet. Biraz çeldirici geldi bana. Tenisi görünce herhalde yaftaladım soruyu. Devamını çok düşünemedim. Wimbledon İngiltere'de oynanıyor, Londra'da. Paris zaten Avustralya'da ve Amerika'da değil. Yani iki şık kalmıştı aslında önünüzde. Yani hangisinin doğru finalinde karşılaşan iki tenisçinin maçını yerinde seyreden biri Paris'tedir? Ya bu maçı Paris'te izlemeniz lazım. Evet, evet. Dolayısıyla Avustralya Açık değil. Amerika Açık da değil. Hani imkansız. Yok, hayır hayır, anladım anladım. Ama i̇ki Avustralya kaldı. Açık, Amerika Açık kavramlarının teniste ne anlama geldiğini de açıkçası düşünemedim. Ha, anladım. Olsun. Olsun. Sağlık olsun. Sağlık olsun Zeynep Hanım. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. 5000 lirayla uğurluyoruz efendim size. Teşekkürler. Buyurun lütfen. Tebrik ederim. Çok teşekkürler.